Buyurun. Öncelikle mazlum milletlere örnek teşkil eden Kurtuluş Mücadelesi'nin cephede kazanılmasından sonra masa başında taçlandırıldığı Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde bize bağımsız bir ülke bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü saygı ve minnetle anıyorum. Bugün aynı zamanda basın bayramı ve Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının da duruşması hala sürüyor. Maalesef 109 yıl önce kalkan sansür bugün geri dönmüştür. Gazetecilerin mesleklerini icra etmesinden dolayı cezaevinde olduğu, en hafif haliyle otosansürün yaşandığı bir ülkede basın bayramını kutlayamıyoruz. Ama basın özgürlüğünü ve diğer tüm hak ve özgürlükleri gerçek anlamda tesisi için adalet bu ülkeye gelene kadar mücadelemiz sürecek, ülkemiz hak ettiği özgür, eşitlikçi, adaletli, aydınlık yarınlara ulaşacaktır. 2007 yılında o dönem gazeteci olan Tuncay Özkan'a birisi bir flash disk verir. Tuncay Özkan, içinde FETÖ örgütü yapılanması olan bu bilgileri Kara Kuvvetleri Komutanı'na teslim eder. Oradan Genelkurmay Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na, son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gider ve Güneş Çalışma Grubu kurulur. Daha sonra bu dosya kapatılır. 2008'de Tuncay Özkan tutuklanır ve hepimizin bildiği üzere 6 yıl boyunca tutuklu kalır. Şimdi soruyorum. Eğer 10 yıl önce o dosya kapatılmasaydı 15 Temmuz ve 249 şehidimiz olur muydu? Bugün Tuncay Özkan tekrar bu dosyayı savcılığa teslim edecek ve bekliyoruz. Gerçekten bugün bu yapılanmanın siyasi ayağı ortaya çıkarılacak mı? Ve son olarak tekrar soruyorum. Bu dosyayı teslim edenler mi yoksa kapatanlar mı? Geçen hafta Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapıldı. Değişen her bakanla o alandaki politikaların ve projelerin de değiştiği bilinen bir gerçek. Bu bağlamda tek partiyle ya da tek kişiyle yönetimde istikrarın mümkün olmadığı bir kez daha anlaşıldı. İstikrar için olması gereken demokratik kuralların, liyakatin, siyaset üstü politikaların günlük yandaş çıkarlardan öte toplumun tamamını kucaklayan eşitlikçi bakış açısının hayata geçirilmesidir. Bu anlamda değişen bakanlar, değişen bürokratlarla değişen politikalar, projeler halkın beklentilerinin karşılanmasında zaman kaybına neden olmaktadır. Örneğin ülkemizin çiftçisi 2017 üretim yılı tarımsal destekleme kararnamesinin yayınlanmasını bekliyor. Taşeron işçi kadro bekliyor ve daha birçok beklenti. Fakat öyle anlaşılıyor ki istikrarsız hükümetin istikrarı bulmaları için daha çok bekleyecekler. 15 yıllık iktidarınızda çıkardığınız yasaların kaç tanesinde kaçar adet değişiklik yaptınız? Bununla ilgili bir istatistiki çalışma var mı? Bugüne kadar kaç tane kanunun uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesine dair kanun değişikliği yapılmıştır? Bir kanunda onlarca kez yapılan değişiklik muhalefetin mecliste konuşmasından mı kaynaklanmaktadır, yoksa katılımcı bir anlayışla hazırlanmamasından mı kaynaklanmaktadır? Mevcut iç tüzükte buradaki görüşmelerin yayınlanmasıyla ilgili bir hüküm yok. Dolayısıyla ucu açık. Yani yapılacak bir protokolle, TRT ile yapılacak bir protokolle buradaki bütün görüşmelerin yayınlanması mümkün. Fakat bir düzenleme getiriliyor. Bu da 2 saat uzatıyoruz yayını diyerek bir lütuf gibi sunuluyor. Şimdi bu aslında bir sınırlamadır diye yorumluyorum ben. Buradaki görüşmelerin yayınlanması açısından ve şunu söylüyorum, yani hem genel kuruldaki hem komisyonlardaki görüşmeler halkı doğrudan doğruya ilgilendiren onlarla ilgili konular, bunların tamamının yayınlanması konusunda nasıl bir engel var, bundan neden rahatsız oluyorsunuz, bir tane mantıklı açıklaması var mı? Teşekkürler. 16. madde ile para cezası getiriliyor. Bir hukukçu olarak biliyoruz ki para cezasının olduğu yerde suç vardır. Orada ceza yargılaması söz konusudur ve adil yargılanma ilkelerinin devreye girmesi gerekir. Bunların da en temel ilkesi bağımsız ve tarafsız bir kurul tarafından yargılanmaktır. Şimdi bu genel kurulda çoğunluk partisinden olan bir milletvekilinin aleyhine bir ceza çıkması mümkün mü? Ya da muhalefet partilerinden bir milletvekili aleyhinde oylama yapılırken red kararı çıkması mümkün mü? Bu durumda bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi, dolayısıyla adil yargılanma ilkesi ihlal edilmiş olmayacak mı? Teşekkürler.